Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi Çöküş Ekonomisi Savaştaki Rusya ve Ukrayna'da bile yıllık enflasyon %20'lerde seyrediyor. Türkiye'de ise gerçekçi bir ölçüm yapılsa neredeyse aylık enflasyon bu oranda. Buna karşın sorunu çözmek için ciddi bir plan hazırlandığını da görmüyoruz. Düzlüğe çıkış için verilen inandırıcı bir tarih yok. İktidarın tek hedefi var. Yerel seçimlere 3 ay kala durumun iyiye gittiği havası verip büyük kentleri almak. Bunun içinde ekonominin başındaki Mehmet Şimşek'le dümenin başındaki şahsım arasında görüş ayrılıkları olduğu dikkat çekiyor. Körfez ülkelerinden 50 milyar dolar civarında sıcak para umuduyla yola çıktılar. Kısa vadede gelen bir şey görünmüyor. Erdoğan her gün telefon mesaisi yaptığı Şimşek'ten ısrarla şunu istiyor. Yılbaşına kadar acı reçete, yılbaşından sonra 3 ay tatlandırıcılı şurup, yerel seçimlerden sonra ne olursa olsun. Şimşek'in de sonuç alacaksak kesintisiz olmalı dediği konuşuluyor. Genel gelişe bakıldığında programın adı şöyle koymak mümkün. Çöküş ekonomisi. Çöken çökene. İktidar körfez şehirlerinin önünde diz çöküyor. Biraz sıcak para. Hava durumu kadar sıcak olmasa da olur. Nefes alacak kadar olsun yeter. Şehirler de sıcak para vermek yerine karlı uzun vadede verdiğinden kat kat fazlasını geri alacağı şirketlere ya da altyapı yatırımlarına çökmek istiyor bütçede genel çöküşün bir parçası. Memlekette ne olursa olsun aslan payına iktidar ve çevresi çöküyor. Kalan kısım paylaştırılırken de herkese asgari de eşitleniyor. Dünyada gelir uçurumunun en yüksek olduğu ülkelerden biri olarak öne çıkıyorduk. Bu özelliğimiz devam ediyor. Bunun yanında bir başka eşsiz özelliğimiz daha destan yazıyoruz. O da şu. Dünyada asgari ücretle çalışan sayısı en yüksek ülkeyiz. Böylece Herkesi asgari de eşitleyip tabanda birleştiriyorlar Tek başına asgari ücret olur mu? Bir de memurlara asgari maaş getirildi emeklileri de en düşük maaş sistemine soktular en düşük ama düşüğünde düşüğü var kök maaş var. Milyonlarca kişinin kök maaşı ayrı emekli maaşı aynı Oran farklı maaş eşit Bu model Nobel ekonomi ödülü alır. Nobel Ekonomi ödülünü maaş zamlarındaki oran kök asgari dengesine verdik ama asıl Nobel Barış ödülünü de şahsıma vermek gerekir. Ekonomiyi alt üst et, maaş düzenini alt üst et. Verginin vergisini al, fakirden alıp zengine ver. Milletin gözüne baka baka enflasyon rakamını düşük açıkla. Bütün bunların devamında halkı sustur ve destek almaya devam et. Irak'ta yumurta fiyatı artınca millet sokağa çıkıyor. Mısır'da ekmek fiyatı artınca millet sesini yükseltiyor. Fransa'da emeklilik süresi 2 yıl uzayınca caddeler insan seline dönüyor. Türkiye'de bunların 5 katı bir haftada yaşanıyor ve millet hala çözümü iktidardan bekliyor. Bunda bir gariplik yok mu? Acaba millet zaten üzerine çökmüş olan ekonominin ne kadar kötü olduğunu dinlemek yerine iktidara alternatif ekonomi modeli sunacak bir hareket mi bekliyor? Yoksa iktidardan bıkan millet sadece sorun anlatan muhalefetten de mi bıktı? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.